Herkese selamlar. Biliyorsunuz günlerdir sizlerle borsada depremden sonra yaşanan durumla alakalı bir takım içerikler paylaştım. Hem olması gerekeni, çözüm önerilerimi paylaştım hem de yaşanan mağduriyetlere dikkat çekmeye çalıştım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu video bu konuyla alakalı son yayınımdır. Çünkü işin ciddi şekilde suistimal edilmeye başlandığını gördüğümü üzülerek belirtmek isterim. Neden böyle düşünüyorum? Biliyorsunuz borsa içinde faaliyet gösteren ve birçok insanın ismini bildiği, manipülatif işlemler yapan bir takım insanlar var, isimler var. Ve şunu görmeye başladım. Bizim başında son derece saf, temiz, iyi niyetle hem deprem bölgesindeki yatırımcının, hem onlara yardıma gidenlerin, hem de Türkiye genelindeki tüm yatırımcıların borsanın açık kalmasından ötürü mağdur edildiğini ifade etmiştik ve bunları samimiyetle ortaya koymuştuk. Fakat gelinen noktada şunu görüyoruz ki bazı adı manipülatif işlemlerle sıkça anılan isimler bu konuda açıklamalar yapmaya başladı. Sözüm ona yatırımcının hakkını savunmaya çalışıyorlar ve bu isimler bu açıklamaları yaptıkça temiz, iyi niyetli çabaların üzerini gölgeliyorlar. Ve tamamen haklı olan talepleri bir takım büyük balina dediğimiz veya manipülatör dediğimiz insanların sanki terste yakalanmış da o yüzden küçük yatırımcıyı ve depremzedeyi bahane ederek onların hakkını savunduğu gibi bir izlenim ortaya çıkıyor. Bu son derece yanlış. Bu isimleri kim ön plana sürmeye başladıysa, ne hikmetse yeni çıktılar piyasaya. Bu isimleri kim konuşturmaya başladıysa bilsinler ki bütün küçük yatırımcıya zarar veriyorlar. Ve küçük yatırımcının pazartesi salı günkü işlemlerin iptal edilmesiyle alakalı tamamen temiz, iyi niyetli ve hukuka uygun taleplerini bir şekilde kirletiyorlar. O yüzden bu isimlerin gündemde olmaması lazım. Evet, bu isimler de terste yakalanmış olabilir. Ama şu gerçeği değiştirmez. Yüz binlerce insan mağdur oldu. Enkaz altındaki insanlar mağdur oldu. Onlara yardıma gidenler mağdur oldu. O insanların arkasında kalanlar mağdur oldu. Bu isimler devreye girip de pazartesi salı işlemleri iptal edilsin, yatırımcı mağdur oldu demeleri tamamen bu işi başka bir noktaya çekiyor ve aslına bakarsanız iş mecrasından saptırılıyor. Sizlerin de talepleri veya istekleri, düşünceleri sanki haksızmış ve bir takım büyüklere, manipülatörlere hizmet ediyormuş gibi bir algıyı ortaya koyuyor. Mesela bu akşam gördüm, Twitter'da paylaşmışlar. Bir sohbet odası kurarak bu konuyu tartışacaklarmış. Ve üzücü olan şey şu, konuklarını belirtirken de şu hocamızın katılımıyla, o hocamız dediği isimleri Google'a yazın ve haklarında bir sürü dava var. Ve bu adamlar sözüm ona küçük yatırımcının hakkını korumak için yayın yapıyorlar. Mide bulandırıcı, tiksindirici bir duruma dönüşmeye başladı. Biz başından itibaren kimse konuşmazken ya da birkaç tane insan konuşurken bu konuları dile getirdik ve hakaret etmeden, kimseyi gücendirmeden çözüm önerilerimizi de ortaya koyarak dile getirdik. Ama şu an iş mecrasından sapmış durumda. O yüzden altını çiziyorum. Bu konuyla alakalı başka yayın yapmayacağım. Talebi olan arkadaşlar, mağdur olduğunu düşünen arkadaşlar, iyi niyetli temiz arkadaşlar bu konunun takibini SPK'ya, CİMER'e mail atarak hukuki yollardan, legal yollardan hiçbir manipülatörün hukuksuz işlere bulaşmış isimlerin peşinden gitmeden yapabilirler. Yasal zeminde istedikleri hakkı arayabilirler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.